Şimdi psikolojik kliniklerinde genellikle hani karşılaştığımız modellere baktığımızda, tiplere baktığımızda narsistlik kişilik bozukluğu, antisosyal yani psikopat, sosyopat diye bilinen kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu, borderline sınır kişilik bozukluğu ve işte histrionik kişilik bozukluğu tanımlamaları vardır. Ve bunlar aşağı yukarı birbirlerine benzeyen yönleri, birbirlerinin eklentili duygu durumları vardır. Histrionik kişilik bozukluğu yani bu bizim hani histerik diye tabir ettiğimiz özellikle de hani Sigmund Freud tarafından birçok anlatıda, birçok makalede kendisini gösteren histeri hali aslında toplumda görülen ve çok kolay fark edilen, hani çevresinde sürekli sorun çıkartan bir modeldir aslında ve problemlidir. Yani hani narsist bir insanın etrafındakilere verdiği zarardan bahsediyoruz veya işte sosyopat yapıda olan bir insanın etrafına verdiği zararlardan bahsediyoruz. En nihayetinde de histriyonik kişilik bozukluğunda etrafına çok sıkıntı veren, problem veren bir kişilik yapısıdır. İlgi odağı olma merakı vardır histriyonik kişilik bozukluğunda. Yani sürekli ilginin kendi üstünde olmasını ister. Sürekli herkesin onunla ilgilenmesini, herkesin ona ilgi göstermesini, şefkat göstermesini bekler. Ve abartılı tavırları vardır. Yani bu abartılı tavırlar hani biraz tiyatral bir havada gerçekleştirir. Hani tiyatrocularla ilgili konuşurken deriz ki hani ses tonları vurguludur. Çünkü en arkadaki seyirciye sesini duyurmak zorundadır. Diyaframlarını özellikle eğitmek, geliştirmek zorundadırlar. Zaten histriyoniğin de kelime anlamı tiyatro yapmak. Tiyatral kıvamda bir anlamı vardır. Histriyonik kişilik bozukluklarının bu tiyatro yapar gibi yaşaması, tiyatral yaşaması abartılı noktadadır. Bazı sanatçıların, bazı işte şahsına münhasır insanların biraz tiyatral yaşamasından bahsetmiyorum. Tiyatral kıvamda konuşmasından bahsetmiyorum. Bu histriyonik kişilik hani gözünüze batar. Hani bir kafeye girersiniz böyle abartılı kahkahalarla, abartılı ses tonuyla, hani kelimelerin böyle marjinal tutumlarıyla hemen fark edersiniz. Ha bunda bir histeri var falan gibi hani aklımızdan geçer. Biraz abartılı kişiliklerdir. Erkeklerde mi kadınlarda mı daha çok gözleniyor denildiğinde aslında kadınlarda daha fazla gözlemlendiği istatistiklere geçmiş. Kişilik gelişimi, karakterin oturma evresi genç erişkinlik döneminde had safhadadır ve bu dönemde yaşanılan komplikasyonlar, bu dönemlerde yaşanılan karmaşalar histriyonik kişiliğin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Şimdi bu kişiler sürekli ilgi merakında, sürekli hani bir heves, bir heyecan halinde oldukları doğru. Ama hassas da bir kişilikleri var. Yani çok kolay etkilenebilir bir tavırları var. Yani hiç belli etmiyormuş gibi, çok yüksek özgüvenliymiş gibi yüksek sesle insanların dikkatini çekmeye çalışan, o yüksek sesle kahkaha atan, ara ara kendisini deliye vuran model aslında çok edilgendir. Yani bir söz söylersin, İçten içe çöker yani. Hani sıkıntılı da bir yapıdır bu. Etkilenmeye açıktır. Psikolojide bir kaide vardır. Mutluluğunuz ve duygularınız başkalarından etkileniyorsa çok ciddi bir sorununuz var demektir gibi bir sözdür bu. Ama kolay etkilenirler ne yazık ki. Depresyona meyilli tiplerdir ve melankoli had safhadadır bu histriyonik kişilerde. Yani yaptıkları her şeyi acı bir trajediye bağlarlar. Yani doğrularını da yanlışlarını da her şeyi bir acı trajediye bağlarlar ve sizin sürekli onu onaylamanızı beklerler. Hani sürekli bir onaylanma, kabul görme merakı vardır. Narsizm var mıdır? Vardır. Antisosyal kişilik bozukluğunda yaptığı şiddetin, gösterdiği şiddetin kabul edilme duygusu var mıdır? Vardır. Aslında narsist kişilik bozukluğu da antisosyal kişilik bozukluğunda ve hatta borderline kişilik bozukluğu da topluma adaptasyon sorunu yaşıyordur. Toplumdan kabul görme merakı yaşıyordur. Ama bir de bağımlıdır yani. Bunu başaramazlar ama bunu başardıklarını hissettiği anda bağlanırlar. Bağımlı olurlar o kişiye, o çevreye, o topluluğa.
tiyatral yaşarlar. Yani sürekli bir izlendiklerini düşünürler ve sürekli bir poz keserler. Sürekli bir trip halindedirler. Hani gülersiniz bu tipleri aslında birebir gördüğünüzde, birebir diyaloglarda komik tiplerdir, eğlenceli tiplerdir ama hani zihinde yoğun bir sorunları vardır aslında bu tiplerin. Bir de çok ciddi sorunları vardır. Yani kendilerine hiçbir zaman inanmazlar ve sürekli kendilerini başkalarından onaylanmak, sürekli başkalarının tarafından hani sevilme duygularıyla kendisini gösterir. Borderline, hani klinikte borderline sınır kişilik bozukluklarıyla karşılaştığımız zaman genelde çok erken yaşlarda 13, 14, 15 yaşlarında kendisini gösteriyor borderline belirtileri. Genç erişkinlik dönemi deniyor buna ayrıca. İşte 18-19 yaşlarında da kendisini gösteriyor. Borderline'ı nasıl tanırız? Hani oturmasından, kalkmasından, görünüşünden. Seksapalitesi ön plandadır. Yani 13 yaşında bir kızın son derece dişi göründüğünü, dişi görünmeye çalıştığını fark edersiniz. 15 yaşındaki bir kızın hani böyle sanki kocaman bir kadınmış gibi davranmaya çalıştığını görürsünüz. Ve durmaz da üstünde, yüzeyseldir. Yani hani dersiniz ki bak borderline belirtisidir bu. Borderline belirtilerini anlatırken deriz ki birisini sevdiğin zaman aşırı yüceltiyorsan ve birisini kızdığın zaman, hayal kırıklığı yaşadığın zaman yerin dibine sokmaya çalışıyorsan bu bir borderline belirtisidir deriz. Aynı belirti histriyonik kişilik bozukluğunda da kendisini gösterir. Yani hayal kırıklığına çok çabuk uğrarlar ve çünkü abartılıdır beklentileri, istekleri abartılıdır. Yani siz arkadaşsınızdır, sizinle böyle sataşır bir anda der ki ya size sen benimle neden İngiltere'ye tatile gelmiyorsun falan. Veya beni neden İngiltere'ye tatile gönder? Ne İngiltere mi? Ne yaptın ya falan. Abartılıdır. Hani der mesela İzmir'de Çeşme'de yaşıyorsunuzdur. Hani beni neden Çeşme'ye çağırmıyorsun falan dediğinde hani makul bir tarafı vardır. Tutarlı bir tarafı vardır. Ha evim burada o yüzden hani çağırmamı bekliyor falan. O Çeşme'de oturursunuz ve size sitem eder. Neden beni İngiltere'ye götürmüyorsun falan diye. Hani abartılıdır ve o abartılı hal hani etrafındakileri özellikle yakın çevresindekileri canından bezdirir. O yüzden etrafında çok kişi de yoktur bunların. Borderline'ların da etrafında çok kişilik yoktur. Narsistlerin de etrafında çok kişilik yoktur. Antisosyal kişilik bozuklukları topluma kabul görmek için gizli bir psikopatoloji taşır. Onları çıkartırsak hani histriyonik kişiliğin de etrafında hiç kimse çok fazla yoktur. Hiç kimse yoktur değil. Etraflarında çok kişi yoktur. Dolayısıyla hani uygunsuz tavırlar içerisindedirler. Uygunsuz ilişkiler, uygunsuz cinsel aktivasyonlar içerisindedirler. Yani bir görürsünüz işte biriyle muhabbet eder. Gelir yanınıza bu kim biliyor musun der. Bu kim işte uyuşturucu satıcısı der. Ondan sonra biriyle muhabbet eder. Bu kim biliyor musunuz falan der. Kim o? İşte bu geçenlerde birisini öldürdü. Hani abartılı böyle şok olursunuz. Ya da işte biraz narsizması varsa elitist kişilerden bahseder. Biraz tiyatral kurgulama, senarist tarafları vardır. Hani işte Konsolos Bey'le konuştum az önce falan diye. Hani kafalarında öykü kurarlar ve bu öyküleri inanarak anlatırlar ve gerçekten inanırlar. Kişilik bozukluğu yani zihinsel, psikolojik bir bozukluk olduğu aşikar bir durum. Veya telefonlarda konuşurlar. Yani telefonda kimseyle konuşmaz ama biriyle konuşuyormuş gibi davranır. Histriyonik kişilik. İlk başta hani dedik ya hani kadınlarda daha fazla görülüyor. Neden görülüyor? Hani çünkü hani bir ilgi duygusunun, onaylanma duygusunun, sevilme duygusunun aç kaldığı durumlarda kendisini gösterebiliyor. Ya da işte anne babası tarafından aşırı böyle sevgi seline boğulmuş, hatalarına rağmen abartılı şekilde böyle yüceltilmiş çocuklarda da gözlemlenebiliyor. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Bu bir kişilik bozukluğu halidir. Ve psikoterapi çok faydalıdır bu tarz durumlarda. Borderline sınır kişilik bozukluklarında intihar meyli yüksektir. Histriyonik kişilik bozukluklarında intihar meyli yüksektir. Narsizm zaten kendini yavaş yavaş öldürmeyi sever mükemmeliyetçilik kanalıyla. Antisosyal kişilik bozukluğu zaten öz kıyımda bulunduğunun farkında bile değildir. Yani kendini öldürür fark etmez tekrar böyle bir hırsa hınca kapılır. Dolayısıyla hepsi bir tür hani hepsi bir tür değil. Hepsi kişilik bozukluğu sınıflandırmasının altında birleşiyor. Birbirine benzeyen yönler var. Bu tarzda bir zoraltı durumu yaşayan veya bir arkadaşımız, kendi çocuğumuz, kendi kardeşimiz, kendi akrabamız, kendi eşimiz
Bu tarzda abartılı durumlar yaşayan birisi gözlemlediğimizde hani ne diyorduk? Dur, sakin ol, bunun bir çaresine beraberce bakalım. Çünkü o tiyatral havadan kolay kurtulamazlar. Ve bu sürekli tiyatral yaşadıkları için hani mış gibi yaşarlar. Hani erkekte gördüğün zaman çapkın değildir ama çapkınmış gibi davranır. Kızda gördüğün zaman hani çok akıllı değildir ama akıllıymış gibi görünür. Aslında çok böyle bir belirgin başarısı yoktur ama onu yapıyormuş gibi davranır. Mış gibi yaşarlar. Bu histerik kişiler. Ve işte dediğim gibi sürekli izleniyormuş havasıyla böyle sürekli sanki bir kamerayla onu izliyor, seyirciler onu izliyor, hayranlıkla izliyormuş gibi davranırlar. Geçenlerde bir video izledim. Kadının biri böyle abartılı bir makyaj yapmış ve işte kendini çekiyor. Ponçiklerim, hepinizi seviyorum ama üzülerek belirtmeliyim ki yeteri kadar takipçim olmadığı için kanalımı kapatmak zorundayım falan gibi bir şey yapıyor. Histriyonik kişilik. Yani en nihayetinde şunu iyi bilmek gerekiyor. Histriyonik kişiler çok yakın temasta değilseniz hani komik görünürler dışarıdan. Kendilerini komik duruma düşünürler. Hani bu Ciciş kardeşler falan hani histriyonik kişilik, abartılı. Hani o gündüz kuşağında hani toplumu şizofren etmeye yönelik olan programlarda gördüğümüz tipler, o modadaki gördüğümüz tipler, moda yarışmalarında ya da ne bileyim yemek programlarında gördüğümüz abartılı, hani böyle saf salak görünen ama abartılı tavırları olan kişilikler. Ve hepsinin içinde şey derler. Aslında onu bilerek yapıyor. Evet, bilerek yapıyor da kontrol edemiyor o bilerek yaptığı şeyi. Psikolojik bozukluk olmasının sebebi bu. Kontrol edemiyor. Obsesif kompulsif elini sürekli yıkıyor. Obsesif de biliyor ki bunun düzensiz, dengesiz bir durum olduğunu. Ama bundan kendini alamıyor. Oradaki kişi de kendini alamıyor. O televizyonda gördüğümüz abartılı tipler de kendini alamıyor. Dolayısıyla hani psikolojinin sihirli kelimesi denge. Dengeli olmaya çalışıldığı zaman, denge arandığı zaman histriyonik kişiden kurtulma, bir içgörü kazanma adına ilk adım olacaktır. İkinci adımda da çok ciddi bir psikoterapi alması gerekiyor. Durumlar böyle.